Ahmet Nesin'in Artı Gerçek'te yayınlanan, Emniyet Füze Atan Helikopteri Ne Yapacak başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Dünyada hemen hemen bütün ülkelerin emniyetlerinin helikopterleri vardır sanırım. Hele İstanbul gibi bol nüfuslu ve kosmopolit şehirlerde olması da gerekiyor. Bizim bildiğimiz polis helikopteri daha çok izleme ve takip işlerini yapar, en çok da uyuşturucu ticaretinde kullanılır. Bunlar dışında doğal afetlerde sanırım herkes seferber edilir. Türkiye'nin kendi yerli ve milli silahını yapması son günlerde en çok tartışılan konulardan birisi. Emekli komutanlar, akademisyenler ve kasteciler kendi silahımızla insan öldürdüğümüzün övüncünü paylaşıyorlar. Bu yerli ve milli silahlar bölümü çok önemli ama bir o kadar da karışık. Yerli ve milli silahlar olayını ben biraz Kürt meselesine ya da bütün etnisitelere benzetiyorum. Hani halkları kandırmak için, Kürt kökenli Türk ya da Ermeni Rum Yahudi kökenli Türk diyorlar ya, bu silahlar da öyle. Mesela emniyetin aldığı atak helikopterleri İtalyan kökenli yerli ve milli helikopterler. Yok F-16 yapıyormuşuz, yok tank yapacakmışız, sorun çözülürse de S-400'ü yapacakmışız. Siz bakmayın onlara, onlar esasında ABD kökenli Türk uçaklar, Alman kökenli Türk tanklar ya da Rus kökenli Türk füzeler. Bu mantıkla bakıp, utanmadan yerli silah sanayinin %70'e çıktığını söylüyorlar. Bir parçası gelmeyince dış mihraklardan, olayın yerli ve millisi sınıfta kalıyor. Aynı Katar'a satıldığı söylenen tank fabrikası gibi, tank var motor, inşallah. Bu helikopter işine en çok sevinenlerden birisi doğal olarak daha önce Erdoğan'a diktatör ve tek adam diye kızan yeni diktatör heveslisi Süleyman Soylu. Soylu bir de tweet atmış bu konuyla ilgili, hem de şairane diyeceğim ama sanat ve edebiyat camiasına ayıp olacak. İtalyan helikopterlerinin orijinal ismi de Kafieri. Sanırım Soylu yerli ve milli kafiye yapmak istemiş, Augusta A-129 Mangusta. Gelelim bu atak helikopterlerine. Bu helikopterlerin en büyük özelliği 300'er kilodan 4 füze taşıması. Peki emniyet neden füze taşıyan helikopter alır? Askeri darbeye karşı polisi güçlendirmek. Seçim olasılığı kalmayan Erdoğan'ın polis darbesi yapmaya kalkışması. Çok konuşulan yeni Gezi olaylarının başlamasıyla beraber toplu katliam. Bere projesinin yüze göze bulaştırılmasıyla beraber yine Surcizre gibi olaylar başlatıp, füze atışlarıyla bir Kürt katliamı. Diktatörlükte her zaman lazım olur, el altında bulunsun. Daha yazılacaklar var ama kafanızı karıştırmak istemiyorum ama bu konunun ve nedenlerinin ciddi bir şekilde tartışılmasını ve buna nedenleriyle ve gerekçeleriyle cevap verilmesini istiyorum. Polis füzeli helikopterleri ne yapacak?